Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Evren. Ben Oğuz. Evet, bugün yeni stoklarımıza gelmiş bir üründen bahsedeceğiz. O da nedir? Godox ML60. ML60. Küçücük bir şey bu sefer. Evet. En çok sattığımız SL60'a çok benziyor bu. Evet. Onun da zaten bataryalı versiyonu vardı. Evet. Bir de bunu çıkarmış Godox. Niye çıkarmış sence? Bu da onun taşınabilir versiyonu. Değil mi? Ve biraz daha ufak. Evet. Aynen, süper. Peki genel itibariyle ilk izlenimimiz nasıl? Yani benim çok hoşuma gitti işin açıkçası. Evet. Birazdan detaylarına da gireceğiz de hani taşınabilirlik açısından baya avantajlı gibi geldi. Evet, çok ufak tefek. Genel itibariyle ufak tefek dedik. Peki birazcık ağırlığından bahsedelim. Kaç gram civarında? Ağırlığı 770 gram. Bayağı hafif. Evet, bayağı hafif. Peki bu gücü nedir? Gücü 60 watt diye geçiyor ya da 13.000 lux diye geçebilir. Yani o şey güç aslında ışık bakımından bakarsak lüksle ölçülüyor. 13.000 lux. 1 metrede 13.000 lux. Evet, tabii reflektör takılıyken değil mi? Tabii reflektör takılıyken. Okey, süper. 770 gram gerçekten çok hafif bu arada. Yani hani şu an tabii ki belirli bir ağırlığı olacak içindeki komponentlerden dolayı da çok rahat taşıyabileceğiniz tabii, bir sistem yani, yapmışlar. Fotoğraf makinesi çantasına atarsanız muhtemelen böyle bir lens daha taşıyormuşsunuz gibi olur aslında. Evet, o yüzden. Ekstra. Peki şey, tabi bu sadece beyaz modeli. Tabi 5600 gün ışığı veriyor. %0'dan %100'e kadar ayarlanabilir bir potansiyometresi evet. var evet. arkasında. Peki bunun ışık değeri neydi? Böyle CRI dediğimiz bir değer var. O 96, bir de TLCI diye dediğimiz bir değer var. 97, bunlar oldukça yüksek rakamlar. Evet, 96, sinema ve fotoğraf sektörü için. Aynen, 96 ve 97 plus şeklinde geçiyor. Bir de tabi bu şeyin, ışığın şöyle bir avantajı var diğer modellere nazaran. Epey sessiz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz bu ışığı. O nasıl oluyor? Bu da şöyle, içindeki fanı iptal edebiliyorsunuz. Yani içindeki fanı durdurabiliyorsunuz. Bu sefer fan sesi gelmemiş oluyor. Bu sefer ama %50 güce iniyor. Tamam. Yani bu biraz daha fazla güç istiyorsanız ne yapacaksınız? Fanı aktif edeceksiniz. Evet. Ama hani çok sessiz bir yerde böyle bir röportaj yapıyorsanız ve çılgın gibi bir ışıkla doldurmak gereği yoksa ortamın, bayağı %50'de de epey güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu yönden epey avantajlı. Hani zaten normalde bu arada ses baya az çıkıyor. Çünkü hani çok delikli bir yapı yapmışlar değil mi? Burada petek şeklinde. Zaten ısıyı yeteri kadar dışarıya atabiliyor. Hani fan daha uzun süreli çalışacaksanız eğer, doğal olarak komponentler birazcık ısındığı için oradaki ısıyı uzaklaştırmak için avantaj. Ama onun dışında kısa süreli çekimler için ya da dediğim gibi çok böyle tepe noktasında çalıştırmayacaksınız, güç noktasında epey işinize yarayacaktır bu sessizlik. Arka tarafta tabii şeyleri var. Detaylarını da görürsünüz siz fotoğraflarda. İki tane basit tuş koymuşlar. Gördüğünüz bu sarı şeyler göz gibi duruyor. Bir tanesi zaten bazı özellikleri aktif ediyorsunuz. Diğerinde de ne yapıyorsunuz? Gücü ayarlıyorsunuz. Gücü dinleyebiliyorsunuz. Aynen. Evet. Bahsettik zaten 0'dan 100'e kadar. Açma kapama tuşu var. Bir de adaptör girişi var. Bunun dışında zaten başka bir tuş vesaire bulunmuyor üzerinde. Şeyden bahsettim. Burada bir set, bir de dim var. Dim'i zaten bahsettik. Set neden var? Farklı sette, galiba şeyler var. Evet, menü içinde var. de gezebiliyorsunuz. Aynı zamanda FX modu dediğimiz modlar var. Bizim daha önceki işte LED'lerimize alışkın olduğumuz. Bunlar da neler derseniz işte TV ışığını bir benzetmeye çalışıyor. Yani odada bir televizyon varmış havası vermek için. Lamba etkisi var, bir de şimşek etkisi var. Farklı farklı. Bir de bunların çeşitleri var bir de. Yani güzel aslında, bunun normal ana ışığınızın yanında o efektleri verebilmek için destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Evet. Mesela bir şey yaptınız, oturma odası dizayn ettiniz. Onunla alakalı bir çekim yapacaksınız değil mi? Evet. Dışarıda da yağmur olduğunu iddia ediyorsunuz. Bir pencere formunun arka tarafından böyle bir yıldırım efekti verebilirsiniz. Yani o yönden aslında bayağı güzel. Ya dediğim gibi hani en başta da söyledim, taşınabilirliği gerçekten müthiş bu şeyin, LED'in. Bir de aynı zamanda kutu içeriği çok zengin. Yani en azından beni tatmin etti. Evet. Hani direkt şeyden başlayalım. Abi böyle de güzel bir çantayla geliyor. Yani hani taşınabilirliği falan çok yüksek ve bayağı kaliteli bir çanta. Evet, çok kaliteli bir çanta. Şöyle hatta açalım. Bakın bu şekilde. Rahat rahat hareket etmeden, oynamadan durabilecek bir çanta yanında geliyor. Bunun dışında başka nelerle geliyor? Bunun dışında şöyle, önce bir reflektörü var. Evet. Önünde kullanabileceğiniz. Tas olmadan olmuyor. Evet. Şöyle bir tutma sapı var. Bu elde ve ışık ayağına bağlayabilmeniz için kullanılan bir tutucu. Aynı zamanda pilleri de üstüne sabitleyebiliyorsunuz elde taşıdığınız durumlarda. Adaptörü var, güç adaptörü. Direkt prize bağlı şekilde çalışabiliyorsunuz bu güç adaptörüyle. Sadece pille çalışmıyor yani. Güzel. Bu parça pilleri takmanızı sağlıyor. Aynı zamanda bunu sadece bu kola değil, cebinize vesaire işte pantolonunuzun yanına takabiliyorsunuz, asabiliyorsunuz. Bu parçada ışık ayağını bağlı şekilde kullandığınızda pil kısmını ışık ayağına tutturmanız için. Süper. Bu arada iki tane kablo geliyor değil mi? Bir tanesi kısa, bir tanesi uzun galiba. Şöyle gösterelim. İki tane kablo geliyor. Bunu eğer şimdi göstereceğimiz formda kullanırsanız eğer, kısa kablo yani etrafınızda dolaşmasını engeller uzun kablonun. O yüzden epey avantaj olacaktır.
çok basit bir şekilde kuruluyor gördüğünüz üzere. Zaten gövde uniform bir mod body'de olduğu için hani hiçbir tarafında bir çıkıntı yok. Şu ayağı veya işte el tutamağını taktığınız andan itibaren bir şeyin üzerine takabiliyorsunuz. İşte evet. Işık ayağı vesaire dedik. Bu da küçük kablo. Bu kısa kabloda eğer ki bu şekilde kullandığınızda elinize herhangi bir şekilde fazladan bir kablo dolanmasın diye yapılmış. Hı hı. Oldukça güzel. Yani şu şekilde fazlalık gözükmüyor. Herhangi bir fazla bir kablo yok. Şey de güzel. Şekilde. Kendi başına ayakta durabiliyor şu. Evet, şu şekilde koyduğunuzda sonra durabiliyor. O da güzel. Tam eşit yapmışlar seviyesini. Hı hı. Bu kabloyu da dediğimiz gibi işte hem ışık ayağına hem de işte pantolonumuzun yan tarafına taktığımızda bu pil kısmını uzun kablo gerektiği için evet koymuşlar. Yani hani saatlerce tutacaksınız elinizde ya da uzun süre de olarak yoracaktır iki tane evet kocaman bataryayla olduğundan dolayı. O zaman belinize takabilirsiniz. Bataryadan bahsedelim bu arada. Biraz da bataryalardan bahsedelim. NF serisi pilleri kullanabiliyorsunuz. Her yerde de zaten bolca var bunlardan. Evet. Biz de satıyoruz. Evet. Bizde PDX markasının oluyor bu arada. Yani NP serisi pil dediğimiz pillerden. Hı-hı. Bunlardan iki taneyle çalışıyor. Nasıl takıyoruz? Ondan da biliyorsunuz. Şu şekilde. Şuraya iki parça şeklinde takabiliyorsunuz. Pil göstergesi var. Piliniz bitti mi, bitiyor mu onu da görebiliyorsunuz. Hı-hı, çok iyi. Daha güçlü piller de takabiliyorsunuz. Bunlar tek boyut değil tabii ki de. Daha yüksek miliamperli pil de kullanabiliyorsunuz. Evet. Şu şekilde. Bayağı güzel. Ghostbusters'taki bu şeyler vardı ya, hayalleri yakalayan zımbırtı var ya, ona benziyor aslında. Bayağı güzel ya. Yani şu an gayet kompakt. Şu an açtığımda açılacak zaten. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Hı-hı. Önüne reflektörünü takabiliyoruz. Buyur. Şu şekilde. Reflektör bu arada bu sistemde sadece buna uygun. Yani hani balance bir şey olmadığı için, ağız olmadığı için evet bu reflektör zaten kutu içeriğinde geliyor ve bunu takabiliyorsunuz. Tabii evet şey olayı var. Hani ben başka türlü reflektörler ya da softboxlar takmak istiyorum evet, evet takabiliyoruz mu? Takabiliyoruz. O da şöyle. Şu gördüğünüz S braketle yapabiliyoruz onu. Hı-hı. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunun, bu zaten Bowens mount'a çeviriyor aynı zamanda. İsterseniz buradan da ayağa takabilirsiniz. Şu pil kısmını ışık ayağına ya da kemerinize bağlayıp. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buna Bowens mount tutucuları bağlayabiliyorsunuz ve şemsiye de bağlayabiliyorsunuz. Şemsiye deliği de var. Yani şemsiye, reflektör ya da farklı softboxları bu adaptörle ayrıca satın evet, alarak evet kullanabiliyorsunuz. Zaten Bowens mount hani elini sallasanız envai evet çeşit softbox ve reflektöre çarpıyor. O yönden epey avantajlı. Bowens adaptör takarak softboxları kullanabildiğiniz gibi az evvel bahsettiğimiz gibi aynı zamanda şey var. 3 tane farklı reflektör daha var buna uygun. Onlar hangiler? Bunlar da ADS 60, 65 ve 85 dediğimiz. Hı-hı. Zaten 65 ve 85 bizim eski sistemlerden kalma, AD400'den hı-hı kalma. Bu 60 da AD300 ürünüyle birlikte gelen bir ürün. Daha yeni. Hı-hı. Şu şekilde göstereyim. Bunu da aynı şekilde herhangi bir aparat olmadan şu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Güzel, süper. Öyle aldığınız gibi. Ve ufak tefek yani rahat rahat şey yapabilirsiniz. Taşıyabilirsiniz yani bunu da. Bu şekilde. Ve bu da evet şemsiye tipinde olduğu için katlandığı zaman epey bir ufalıyor evet, ve çok rahat bir şekilde aynen çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Hatta zaten bakın şöyle de bir atraksiyon var. Evet burada üstüne de bağlayabiliyorsunuz evet hatta bu şekilde gördüğünüz gibi. Ona koyarsınız. Tutturabiliyorsunuz. Evet tutturursunuz. Ondan sonra keyfinize bakarsınız. Aslında mini bir stüdyoyu böyle yanınıza taşıyor evet gibi oluyorsunuz. Epey de parlak bir ışığı var çünkü. Peki hani yine itibariyle dedik ki istersek elde kullanabiliyoruz, istersek belimize takıyoruz. Pil kısmını yine elimizde ya da bir buma da takabilirsiniz. Hani çok çok kısa bir şey değil. Hani yaklaşık 1 metrelik bir buma takıp birinin üzerinden de verebilirsiniz evet bu ışığı. Değil mi? O yönden de evet avantaj olacaktır. Bir de hani az evvel bahsettiğimiz gibi direkt prizden çalıştırabilmeniz de tamam güzel. Yani çünkü genelde şey oluyor, bu pilli ışıklarda bittiği zaman bataryalı ışıklarda hadi şarj etmesini bekleyelim ya da onun üzerinden bir çalışsın demenize gerek yok. Burada direkt AC üzerinden çalıştırabilirsiniz. Diğer bir avantajı şu, bazen insanlar şöyle bir tedirginlik yaşıyor. Ya ben kendi pilini kullanmak istemiyorum, yani ona has pil kullanmak istemiyorum. Piyasada böyle bolca kullanılan pillerden kullanmak istiyorum dediği zaman bu bir avantaj değil mi? Evet. Çünkü bundan 20 tane alırsınız. Hepsi de şarjlı olur. Tak 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 takıp çalıştırabilirsiniz. Evet. Ve uygun fiyatlı da. Evet, yani hem piller uygun. Evet, uygun fiyatlı ve küçükler. Daha taşınabilirler evet aslında bakarsanız. Yani kısa bir ön bakış yapmak istedik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınız varsa da aşağıda sorabilirsiniz. Evet. Mağazalarımızda bu ürünleri de gelip deneyimleyebilirsiniz. O yüzden her zaman kapımız açık kendilerine. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.